İyi akşamlar sevgili seyirciler. Türkiye'nin en özgür kanalı Halk TV ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Bu akşam yine gazeteci arkadaşlarımla birlikte Türkiye'nin gündemini konuşmaya çalışacağız. Patırtılı, gürültülü, popülizme kapılmadan tartışmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin en çok düşünmeye, aklı selime ihtiyacı olduğu bu dönemde ilkelerimizden ödün vermeden o ilkeleri de evrensel kriterlere, gazeteciliğe dayandırarak sözümüzü söylemeye çalışıyoruz. Çok şükür ki siz de şu illüzyona kapılmıyorsunuz. Burada bizim özgürce konuşuyor olmamız, kendimizi ifade ediyor olmamız Türkiye'de bir demokrasi olduğunu, Türkiye'de bir basın özgürlüğü olduğunu falan göstermiyor, onu söyleyelim. Sadece Halk TV'nin özel durumundan dolayı bir iki yayın organı daha belki buna eklenebilir. Direnç gösteriyor, halkı bilgilendirmeye çalışıyor. Biz de bunun için elimizden geldiğince, dilimiz dönünce katkı yapıyoruz. Tuhaf bir haftadan geçtik. Çünkü aslında gazeteciler meslekleri gereği her dakikayı takip ediyorlar ama yurttaşlar da akşam haberlerinde ya da işte gazeteye baktıklarında falan görüyorlar. Sabahtan geceye kadar her dakika yüreğimiz ağzımızda acayip gelişmelerin olduğu bir haftayı yaşadık. Bir kere Burhan Kuzu meselesi var. Mustafa fevkalade hazır bu Zindaşti meselesine. Size orada çok ilginç bilgiler verecek. Mustafa'nın uzmanlık alanı polisiye bilgiler de verecek. Bu durumda Burhan Hoca'nın, Burhan Kuzu'nun neden bir türlü bakan olamadığı, meclis başkanı olamadığı sorusunu da belki anlamış oluruz. İlginç, gizemli, benim de bilmediğim şeyler yayında anlatacağım dedi. Bol reyting alırız dedi. Mustafa iyi televizyoncu malum. İyi dedik, yayında anlat. İki tane ilginç insan var biliyorsunuz. Biri Kadri, biri Ceyda. Ben onları takip ediyorum Twitter'da bilgilenmek için. Niye? Çünkü millet İdlib'de nefes alsa onlar burada nefes aldılar diyorlar. Dünyayı çok iyi takip ediyorlar. Benim beraber programını yapmaktan çok mutlu oldum ama dahası gerçekten bölgeyi iyi takip eden arkadaşlarımız. Yayından önce Kadri Gürsel, bugün biraz geç kaldı, 4 dakika kala geldi, onu söyleyeyim. Ama kötü değil, geldi yani. Ama programa hazırlanıyor. Tabii hazırlanıyor. En çok hazırlanan olduğu için. Şunu önemsiyorum. Önemli, güzel bir cümle kurdu. O kurduğu cümle de şu: İdlib meselesi dış siyasetin konusu değildir, iç siyasetin konusudur dedi. Buna hak vermemek mümkün değil. Çünkü Türkiye'de öyle bir salı toplantısı oldu ki hani Devlet Bey konuştuktan sonra bayağı böyle sefere çıkacak gruplar olabileceğini düşündük. O konuda Türkiye bir savaşa mı giriyor sorusu geçen haftadan bu haftaya da geldi. Ama ilk konumuz FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması. Fethullah Gülen hareketinin tarihsel perspektifini, sürecini biliyoruz. Biraz ondan da konuşacağız. Kemal Bey çıktı ve dedi ki arkadaş, FETÖ'nün siyasi ayağı sensin. Kime dedi? Sayın Cumhurbaşkanı'na. Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki tepkisi sert oldu. 500 bin liralık da dava açtı. Bu da meselenin ayrı bir tartışma konusu. Bence buradan başlamakta yarar var. Benim de tabii söyleyeceklerim var ama bu teşhisi Kadri ile başlatalım istiyorum bugün. En çalışkan ve en geç gelen isim olarak. Dolayısıyla... Bana bakıp Kadri ile niye başlıyorsun? Ayrıca da en ilginç. Bana bakıyor, Kadri ile başlıyor. Bugün bana bakmadı neyse. Ya sen de başlayayım dedim, istemedin. Ceyda ile başlayayım dedim. Her seferinde benimle başlıyorsun. Yani ben açıkçası sevgili seyirciler elimden geldiğince araya girip tansiyonu yükseltip televizyonculuğun gereğini de yapacağım. Bu da açık açık söylenir mi? Açık açık söylenmez işte. Benim de şey tarafım o. Şimdi Kadri, işin gırgırı bir tarafı, biraz mizah olmazsa iş yürümüyor ama işin gırgırı bir tarafı bu FETÖ meselesiyle ilgili ben öteden beri bir aldatmacanın içinde olduğumuzu düşünüyorum. O da şu: siyasal İslam'ın renklerinin işbirliği yapması, suç ortaklığı yapması, sıkça birbirlerine başvurması falan doğal. Çıkar çatışmasıyla birlikte bir tablo ortaya çıktı. Burada acayip olan yani Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ'nün siyasi ayağı tezleri baya savunulurken AKP'nin ayan beyan ortada duran bazı gerçekleri, bunları konuşacağız. Üstü örtüldü. İşte Sadullah Ergin falan ortaya çıktı. Bu arada Sayın İlker Başbuğ'un açıklamaları falan adamcağızı şeye kadar götürecek. Davaya kadar götürecek. Ne diyorsun? Aslında bu tartışma hiç bitmedi ve AKP ve Erdoğan iktidarda kaldığı müddetçe de bitmeyecek. Öyle gözüküyor. Evet. Ve tekrar alevlenmesine neden olan da İlker Başbuğ'un o çıkışıydı. O fırsat olarak bilindi ve tekrar başlandı bu tartışmaya. Öyle Başbuğ niye bunu yaptı zamanlama olarak? Valla bunu herhangi bir siyasi zamanlama falan gözettiği kanaatinde değilim. Kendisiyle görüşmedim, konuşmadım ama yani İlker Başbuğ burada bir siyasi zamanlama mı güttü ya da belki artık bunu söylemenin zamanı gelmiştir diye hükmetti. Boş mu bulundu yoksa? Ben boş bulunduğu kanaatinde değilim. Bu bugüne kadar niye söylemedi? Asıl onu sormak lazım ki bu da o yüzden söyledim. Hayır, bugüne kadar niye bunu söylemedi? Bunu da bugüne kadar daha önce söylemiş olsaydı daha ilginç bir tartışmamız olurdu burada. Benim önce bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum. Uzun yıllardır, 10-11 yıldır yani bu ekranda daha önce hiç belirttim mi bilmiyorum. Ama şu, yani bunu Türkiye'de belki de ilk dile getirenlerden biriyim. Fethullahçılarla AKP arasındaki ilişkiyi biyolojiden mülhem, simbiyotik bir ilişki olarak tarif etmiştim. Güzel. Simbiyotik, yani... Bilmeyenler için açıklayalım. Şöyle açıklayalım. Biyolojide bir parazitik yaşam türleri vardır. Bir de böyle canlılar vardır. Birbirlerine yek değerinde olmayan kapasiteyi aktarır. Yani al-ver ilişkisi içinde olurlar ve böylece birlikte yaşarlar. Buna simbiyotik yaşam tarzı deniyor. Gülenciler, Fethullahçılar, yani bu cemaat diye, eskiden cemaat diye bilinen hareket ki FETÖ, bu arada bir parantez açayım. O da yani FETÖ, ezelden beri FETÖ denmiyor. FETÖ 2015'in Mart'ında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde kullanılmıştır. İlk kez FETÖ. Resmi olarak orada. Resmi olarak öyle. Ondan önce 2013'ten sonra paralel devlet yapılanması deniyordu. PYD. Sonra FETÖ kesme PYD denmeye başlandı falan. Öyle geçiyor bazı yani mahkeme dosyalarında. Onlar da bundan kaçmak için cemaatlerine hizmet demeye başladılar. Yani o hizmeti ta eskiden beri. Ama hayır, şeyi hiç kullanmadılar bu sefer. Cemaatten sonra hizmetler. Evet. Onlar kendileri hiçbir zaman cemaat demediler zaten. Cemaat. Şimdi bunlara iki isim atfedildi. Bir cemaat, iki FETÖ. Şimdi şöyle bir durum var. Bir tanesi, önce bu Fethullahçıları alalım. Bu örgütü, hareketi. Kim yerde örgüt, kim yerde hareket. Böyle enteresan bir yapı bu. Atipik bir yapı. Yani birincisi medyası var. Özellikle de iktidarın ilk dönemi açısından bakacak olursak bu önemli. AKP'den daha güçlü bir medyası var. Daha güçlü bir medyası var. Yetişmiş kadroları var. İzafi olarak nitelikli, göreceli olarak AKP'ninkilere göre nitelikli. Bu çok önemli yalnız. Çünkü yetişmiş kadrolar dünyaya taşıdı. Dünyaya daha önceden taşınmış, dünyada da yetişmiş. Aynı zamanda dünya ile AKP iktidarı arasında bağlantı köprü vazifesi de görüyor ve AKP iktidarının dünyadaki propagandasını da yapıyor aynı zamanda. Kadrosu var. Sosyal şebekesi var. Okulları var. Çok önemli. Dershaneleri ve okulları var. Şimdi AKP'de bunların hiçbiri yok ama AKP'de ne var? İktidar var artı parti var. Hüseyin Gülerce ile 2009'da tarafsız bölgede şu hala dönen meşhur bizim bir şeyimiz vardır, videomuz. İşte ben orada mesela 2009'da paralel sözünü sarf etmiştim. Paralel mana, yani paralel bir yapı anlamında paralel demiştim o yayında. Devlete sızar mı hiç? Devletin, işte bu milletin, insanların devlete sızması olur mu öyle şey falan filan? Varsa belgeni açıkla demişti bana. Ondan sonra ben Milliyet'te daha öncesinde de yazdım. Yani siz artık siyasi parti kurun falan gibi, biraz şey anlamında, yani bu Fethullahçılar parti kursun, siyaset yapacaklarsa partileri olsun. O program arasında Hüseyin Gülerci şey dedi, biz siyasi parti kurarsak biteriz dedi. Ve gerçekten de biterlerdi. Şu manada biterlerdi. Bu Fethullahçı örgüt elitist bir yapılanmadır. Bir kitle örgütü değildir. Olmadığı da anlaşıldı zaten. Yani sanki bir oy potansiyelleri varmış gibi, sanki bir icebergmiş gibi filan algılandı. Özellikle toplumun değişik, yani onları tanımayan kesimler arasında falan da öyle olmadıkları görüldü. Birkaç yüz binlik bir oy potansiyelleri var. Tüm Türkiye çapında oldu, öyle oldu, anlaşıldı. Şimdi dolayısıyla yani ayağa geliyoruz buradan. Çok özür dilerim. Çünkü ben bu önemli seyircilerimizle bu tartışmada derinleşsin diye söylüyorum. Aslında senin bu tespitini şu anlamda görmemiz lazım. Bir illüzyon yaratmışlardı. Var olan etkilerine yönelik bunun toplumsal olarak karşılığı o seviyede değildi. Değildi. Ama kritik bölgelerde... Çünkü şöyle şunu seçmişlerdi. Opak, yani şeffaf olmayan bir örgütlenme. Hesap verebilirliği yok. Yani devam edeyim oradan. Evet. Simbiyotik bir yapı. AKP'nin partisini kullanıyor, iktidarını kullanıyor. AKP'nin kazandığı iktidar sayesinde devlete giriyor, devlete sızıyor. Bu bir alışveriş, bu bir ortak yaşam formu. O da ona akıl veriyor. O ona akıl veriyor, kadro veriyor, dershane, insan yetiştiriyor. Avrupa'ya taşıyor, kumpaslarını organize ediyor. Ama tabii böyle bir işbirliği. Medya desteği veriyor. Tabii. Çok özür dilerim, ideoloji de veriyor mu? Ha, bence şöyleydi. Bence o çok önemli. Zeminde bir ortak paydaları vardı tabii. Biri İslamcı veya İslami bir sosyopolitik hareket, örgüt. Diğeri İslamcı bir partiydi. İdeolojileri ise bence kendi içinde ayrışıyordu ve mesafeli idiler birbirlerine karşı. Yani özellikle mesela bu Fethullahçı örgütün uluslararası ilişkilere bakışı çok farklıydı. Yani hiç böyle Amerika'ya, İsrail'e falan şey yapmaz. Mesafesi yoktu. Mesafesi, yani karşıtlığı yoktu. Ötekinin karşıtlığı vardı. Bunun karşıtlığı yoktu. Mesela Kürt meselesine bakışları çok farklı. Kürt meselesine bakışları, İran'a bakışları çok farklıydı yani. Gülen tabii daha liberal bakıyordu Kürt meselesine, AKP daha liberal. Hayır, tam tersi. Öyle mi? AKP çok oportunist bakıyordu, fırsatçı falan bakıyordu. Gülenciler ise bu işte açılım süreçlerini sabote etmek için çok gerisinden, perde arkasından, el altından Oslo'nun sızmasıyla da biraz anlıyoruz. Sadece Oslo'da değil. Yani işte bu mesela belediye başkanlarının falan o tutuklamalar, KCK tutuklamaları 330 tane. Tabii. Yani, ip gibi dizilip yani, bir fotoğraf vardır ve simgedir. Tabii bu 2009-2010'da olan şey. 2009-2010. Tam yani, böyle açılımın ilk zamanları. Şimdi dolayısıyla bu siyasi ayak tartışması, hani FETÖ'nün, FETÖ diyoruz yani, Fethullahçı örgüt, FETÖ'nün, FETÖ iktidarın koyduğu bir isim, onu da belirtelim. Fethullahçı örgütün şu an ortaya çıkmayan tek ayağı. Opak bir yapı diyorduk biz buna. Hı hı. Silahlı kuvvetler içinde varlardı. Ne kadar var olduklarını bilmiyorduk. Ve dolayısıyla bir darbe kalkışmasına, bir kalkışmaya cüret edecek kadar güçlü olduklarını ben Türkiye'de çok az kişinin bildiğini zannediyorum. Veya belki de dışındakiler hiç bilmiyordu bunu. Çünkü en çok üzerinde durdukları, ihtimamla saklandıkları ve gizledikleri alan askeri alan. Şimdi 6 ayağı var bu örgütün. Polis, asker, yargı, sosyal ayak, ekonomik ayak, yani TUSKON vesaire. Hani belki buna sosyal ayağın içine eğitimi de tabii o boyutta. Sosyal ayağın en önemli ayaklar yani aslında onun. Tabii eğitim. Eğitimle nesilsel aktarımı sağlıyor. Yani altın nesil diye bir şey var yani. 73'te İzmir'deki o işte şu an adı dilimin ucunda Yamanlar Koleji ile başlayan bir hikaye bu 70'lerin başında. Ondan sonra işte yani bu ayakları çoğaltabiliriz. Medya ayağı, eğitim ayağı, yani 8 ayak, neredeyse 40 ayak gibi bir şey. Şimdi bütün eğitim ayağı, medya ayağı, yargısı, ekonomik ayağı, TUSKON, sosyal ayağı, işte bu şeyler, perşembe toplantılarına gidenler, himmet edenler falan, onlar. Abant'ta medya ayağı. Çünkü Abant'ta düzenliyordu. Abant'ta entelektüel ayağı. Entelektüel ama onu düzenleyen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, GYV düzenliyordu. Kala gitti. Her şeyi çözdüler ve tasfiye ettiler. Büyük ölçüde operasyonel olmaktan çıktı. Şu anda yani sen tasfiye olduğunu düşünüyorsun. Ben tabii yani poliste hala varlar. Bence askerde de varlar içinde ama böyle büyük operasyon falan düzenleyebilecek bir güçleri olduğu kanaatinde değilim. Siyasi ayak sorusu saçma değil mi? Kala siyasi ayak kaldı ama siyasi ayak deyince yani ben şu tartışmanın doğru kurulmadığı kanaatindeyim. Yani siyasi ayak AKP'dir dediğin zaman bütün AKP FETÖ'dür mü anlamına geliyor. Yoksa bu siyasi ayak AKP'nin içinde görünmez bir ayak. Bence ikincisi askeriyede olduğu gibi girmiş, sızmış, varlar. Ama AKP'nin FETÖ ile, Fethullahçı hareketle işbirliği, yandaşlığı, yan yanalığı, alışverişi o kadar köklü, o kadar yakın ki yani hani neredeyse iç içe geçmiş gibiler zamanında. Çok fazla alışveriş olmuş. Çok fazla akçeli iş var. Hatta işte görüyoruz bugün damatlar olayı var. Yani kız alıp vermişler o tabirle. Ben sevmem kız almak, kız vermek ne demek yani. Deyim olarak söylüyorum. Akraba olmuşlar. Akraba olmuşlar filan. Ondan sonra araya iç savaş girmiş. Cinsiyetçi olarak söylemiyorsun yani. Tabii ki öyle söylemiyorum. Hayır ben... Halk arasında öyle denir. Halk arasında. Yoksa bizim aramızda bir şey yok. He, yok yani. İşte... Aile olmak. Aile. Kısalıp vermek aslında kısım akraba haline gelmek. Ben anladım da biz şimdi başka bir sorun da şey olmayalım diye. Anladım ben. Yani bu dolayısıyla şimdi siyasi ayakta... Siyasi ayak demek AKP içinde polisin... Yani AKP içinde operasyon, soruşturma ve operasyon yapılması demek. Kim bu AKP'nin içindeki FETÖ'cüler? Peki burada bir nokta virgül koy. Çünkü iki tur yapacağız ve... Ama burada bir cümle daha lütfen. İki cümle et. Peki iki cümle. Dolayısıyla bu ayak tartışılmasın, konuşulmasın. AKP'nin içindeki o görünmeyen Fethullahçı ayak çıkmasın ortaya ve parti zarar görmesin. İktidarı zarar görmesin diye sürekli olarak yansıtma yapıyor. Ne yapıyor? Ben değil, o diyor. FETÖ'nün siyasi ayağı diyor CHP, FETÖ'nün siyasi ayağı şu, bu, ben değil diyor ve sürekli saldırarak bu manada suçlayarak bu suçlamaları, bu şüpheyi ki bunlar yersiz şüpheler değil ve eninde sonunda bence yani Türkiye bu siyasi ayak denen boyutla hesaplaşmadan bu işten sıyrılamaz, çıkamaz. Bunu ertelemek derdindedir. Buna devam edeceğiz. Ceyda, şimdi benim kanaatim şu. Tarif çok güzel, simbiyotik ilişki tarifi çok güzel. Çünkü orada bir yararlılık var karşı karşıya. Zorunluluk da var beraberinde. Yani birinde ideoloji yok. O anlamda bir birikim, akıl yok. Ama ötekinde büyük bir güçlü bir lider var falan. Bunları biliyoruz. İkinci turda medya meselesini konuşacağız. Çünkü hepimiz biliyoruz ki medyada fevkalade kibirli, merkez medyada yerleştirilmiş haber müdürleri, muhabirleri bilmem neleri de vardı. Bir öte taraftan işte taraf, zaman bilmem ne hikayesi de var. Ancak şunu ilginç buluyorum ben. Siyasi ayak dediğimiz zaman, bu da AKP'dir dediğimiz zaman Kadri'nin yerli yerine işaret ettiği gibi şu yanılgı ortaya çıkıyor. Bence şu ayrıştırmayı yapmamız lazım. Herkes Fethullah Gülen'e selam çakmıştır desek doğrudur. İşte gel artık diyen Cumhurbaşkanı'nı tut falan. Bu ayrı bir şey. Bir de doğrudan Gülen hareketi adına yapının içinde olmak bence ayrı bir şey. Bu iç içe geçtiği için ayrıştırmak çok kolay olmuyor. AKP'nin doğrudan Gülen hareketine göz yumduğunu Bülent Arınç'ın ne istediğinizde vermedik lafından anlıyoruz. Hatta Bülent Arınç kendisine hakaret ederek aptalmışım ben, bugüne kadar anlamamışım falan da dedi. Hatırlayın o laflarını. Erdoğan da dedi galiba. Neyse. O kandırıldım dedi. Ben bunlara böyle çok da şey bakmıyorum. Masum laflar olarak söylüyorum. Yani kandırılmak ya da ben aptalmışım, iyi kalpliymişim falan demeye inanmıyorum. Ancak buradaki senin görüşlerini de önemsiyorum. Yani gerçekten siyasi ayak tartışması. Bu arada şunu da söyleyeyim, öyle bırakayım sözü. O kadar kendini gizlemeyi başaran bir örgütten söz ediyoruz ki CHP'nin içinde, MHP'nin içinde, HDP'nin içinde de başka yapılarda da bunlardan bir takım isimlerin olmuş olması şaşırtıcı değil. Ama en büyüğü kim, en örgütlü olan kim sorusu belki AKP'yi getiriyor. Ya buradan alırsan ikinci turda da medyaya bakarız. Yani şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ya ben çok hakim olduğum bir konu değil. Öncelikle bunu belirtmem gerekiyor ama tabii genel bir kanaatim var. Medya ayağında bizim tanıdığımız insanlar vardı mesleği yürütürken kaçınılmaz olarak. Şimdi ben bunu biraz da Türkiye'nin 1980 12 Eylül darbesinden sonra liberalizme geçiş süreciyle bir ayağı, yani böyle anlaşılabileceğini, öbür ayağının da belki Türkiye'nin batıyla ilişkilerine kadar götürülmek gerektiğini düşünüyorum. Daha çok bu konuda akademisyen arkadaşlarım, araştırmalar yapan, arşivlere giren akademisyen arkadaşlarımdan takip ettiğim kadarıyla kafamda oluşan fikir şu. Türkiye'nin tabii devrim yapmış bir cumhuriyet, aydınlanma devrimi ile ulus devlet kurmuş bir ülke Türkiye. Ama daha sonra özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası süreçte rotayı, yani dünya bölünürken, soğuk savaş başlarken Batı'ya kırdığında bütün denklemleri Türkiye tarihine baktığımız zaman değiştiğini görüyoruz. Ricat süreci. Evet, yani şimdi oradan başlayan bir Müslüman toplum, devrim yapmış bir Müslüman toplum ama Türkiye toplumu, yani Arap ülkelerinden çok farklı bir ülke Türkiye. Bu zaman içerisinde aşama aşama evriliyor. Ve Batılıların çok ciddi teşvikleri var. Siyasal İslam üzerinden teşvikleri var. Ben çok yıllar sonra bir arkadaşım küpürünü de bulup geçtiği zaman fark etmiştim. İncirlik'te NATO üssü kurulduğunda cami dikiliyor. Caminin ilk imamı kim? Cemalettin Kaplan. Yani burada Doğu Almanya, Amerika Birleşik Devletleri vesaire, yani adım adım yıllar itibariyle, tabii Türkiye siyasi tarihi engin bir tarihi ama... Bu iki kutuplu dünya meselesinden söz. Soğuk savaş. Orada komünizmle mücadelede yatırım yapılan siyasal İslamcılar, tabii ki bunlar yekpare bir şey değil, ondan bahsetmiyoruz elbette ama ana ideoloji milli görüş ve siyasal İslam biraz daha şeyde kalıyor, siyasal İslam 12 Eylül darbesine kadar. Daha Atatürkçü, Cumhuriyet değerleri evet, darbe. Evet. Ama 12 Eylül darbesinden sonra işte Özallı liberalleşme yıllarıyla birlikte bunda bir patlama yaşanıyor. Şimdi bu süreçte tabii ordunun kim neresindeydin? Ben o kadar derin devletin şeylerini bilmiyorum açıkçası. Ama 2002'den itibaren açıkça eski Türkiye diye bizim kavramlaştırdığımız devlet yapısı içerisinde siyasi merkez sağın çözülüşüyle birlikte şak diye liberalleşme üzerinden ve AKP üzerinden bunun yeri dolduruldu. Ve burada da bir koalisyon teşkil edildi. Muhakkak bir takım uluslararası teşvikler oldu. Açık, yani Cumhurbaşkanı'nın başbakan olmadan Amerika ziyaretlerinden tutalım da ve bunun lobileri yapılmasından vesaire ve kendi aralarında bir süre sonra tabii ki iktidar paylaşımı, yani bizim aslında belki 2011'den itibaren Türkiye'nin girdiği mayınlı süreçte tanıklık ettiğimizde de 2009'dan daha da gerilerden almak lazım elbette, dershane meseleleri 2010'lar vesaire, bizim tanıklık ettiğimiz bu sefer aynı safta olanların kavgası, iktidar kavgası ve bir süre sonra da darbeye kadar vardı. Hani o darbe meselesini daha başka boyutlarıyla elbette tartışmak lazım. Ama sözünü ettiğimiz yapı tabii ki Türkiye'ye ilişkin bir yapıdan bahsediyoruz burada. Türkiye'ye ilişkin uluslararası bağlantıları da olan, kimin yok ki diyeceksin. Bütün bu süreçlere dair uyarıda bulunan Atatürkçüler, laik kesimler, işte biraz küçümsenenler diyelim uzun yıllar. En az bagajı olanlar. Evet, belki en az ya bagajı olanlar. Tabii ki yani çünkü... Türkiye Devleti'nin bir tehlike altında, tırnak içerisinde olduğu konusunda uyarıda bulunan insanlar vardı. Dinlenilmedi o insanlar. Ben kendi adıma çok net olarak söyleyebilirim. Çünkü o liberalleşme rüzgarından herkes o kadar etkilendi ki ılımlılık, hoşgörü, liberalleşme, hayat çok güzel olacak, sağla sol barışacak, işte diziler bile çekildi bu yolda. Türkiye tarihi farklı bir biçimde yine. Cami Ceneli projeleri. Ya benim algıladığım süreç açıkçası böyle bir süreç ama bunun örgütsel yapısına dair ben açıkçası çok bilgi sahibi, sizin kadar en azından daha dış politikaya baktığım için daha bu konuda başarısız belki bir analiz koyabilirim. Ama gördüğüm resim böyle bir resim. Ayaklardan gidersek Mustafa'ya geçmeden önce Ceyda'ya ve kendi sözlerime de bir cümleyle eklemek istiyorum. Mesela dünya ayağı da duruyor yani. Yani bütün ayaklar çöktü, siyasi ayağa kaldı. Siyasi dünya ayağı duruyor. Dünya ayağı hala küresel bir örgüt. Tabii, şunu söylemek lazım. Yani bugün mesela birazdan İdlib'i konuşacağız. Şöyle söylemler var. İşte meşruiyet yitirmiştir Suriye'de diye. Yani Birleşmiş Milletler'de temsil ediyorlar. Kime göre meşruiyet yitirmiştir? Yani ülkelere böyle baktığınız zaman mesela başkalarının gözünde Türkiye'de meşruiyet yitirebilir. Böyle bir, Amerika'da yitirebilir. Trump yüzünden içerideki kavgayı, siyasi kavgayı demokratlarla cumhuriyetçilerini düşünürsek, yani böyle bir perspektifle başka bir mesele, yani, o başka bir mesele ama hani anladım. Kadri'nin işaret ettiği dış ayak dediğimiz şeyde orada lobi yapılıyor çünkü Türkiye'ye dair. Şimdi şunu söyleyeyim, öyle Mustafa'ya geçeceğim çünkü Mustafa'nın soracağım soru biraz İlker Bey'in zamanlamasına da yönelik olacak ama sevgili seyirciler, yurt dışına gidenler ilginç bir şeyle karşılaşır. Yani yurt dışına gidenler derken gezmeye gidenler değil, mutlaka buradaki arkadaşlarım görmüştür. Orada herhangi bir panele, konferansa vesaire çağrıldığınızda karşınızda özellikle kimi Kürt gruplarının soru sorduğunu, tartışmaya geldiğini görürsünüz. Gazeteci, akademisyen olarak. Son yıllarda özellikle Londra'da, Berlin'de grup grup halen varlığını sürdüren ve entelektüel dünyanın içerisinde yer almaya çalışan Fethullahçıların olduğunu, Amerika'da çok var, Amerika'ya gitmediğim için doğrudan şahit olmadım. Amerika merkezi zaten. Merkez, ama Almanya'da, İngiltere'de falan son derece şahit oldum. Dipdiri duruyorlar ve o dediği Kadri'nin doğru, lobi yaratıyorlar, Türkiye'ye yönelik manipülasyon yapıyorlar falan, böyle bir güçleri var. Sosyal medyada aktif çok yoğun adresleri var. Bir de tabii şeyi de söylememiz gerekiyor. Şimdi ben buradan tabii adres verecek falan değilim ama biraz deneyimli gazeteciler özellikle bir dönemden sonra kimi Fethullahçı hesapların Atatürkçü görünüm altında da dezenformasyon yaptığını da biliyoruz. Yani bunları da bilelim çünkü sosyal medya şey açısından Fethullahçılar açısından en son kaynak. Türkiye'de bir medya sahibi değiller şu anda. Yani gizli olarak medya içinde kalanlar olabilir, askerin içinde olanlar olabilir ama çıkıp kimse kolay kolay ben Fethullahçıyım diyecek halde değil. Ama sosyal medyada hala bunları devam ettiriyorlar. Bunu da burada söyleyeyim. Şimdi Mustafa, ben o zaman sanıyorum Skytürk'teydim. Senin NTV sürecin olabilir. İlker Bey entelektüel merakları da olan bir asker. Maslak'ta bir toplantı yapmıştı hatırlarsan ve gazetecileri falan da çağırmıştı hatta tartışmada. Harp Akademisi. Hatta 14 Nisan 2009. Evet, şöyle bir ilginç tablo da olmuştu orada. İlker Bey içeri girdiğinde ayağa kalkanlar, oturanlar, yarı oturanlar, asker gelince gazeteci kalkar mı? Hatırlayın o günleri falan. Şimdi şu soru benim aklımda. Bizi izliyorsa İlker Bey tabii bağlanabilir. Ben hep şu soruyu kendime sordum. Yani askerlik kurumu netice itibariyle Türkiye'nin güvenliğinden, iç ve dış güvenliğinden sorumlu olduğu için bir istihbari yapısı da vardır. Ve dolayısıyla içinde ne olup ne bittiğini de bilmekle yükümlüdür bir yanıyla. Büyük anıt hesap vermeden öldü gitti. Şey duruyor, neydi o? Ben pişmemiş ete soğan doğrama duruyor. Ağzını da açmıyor. Emeklilik galiba iyi de geldi falan. Yani bir konuşsalar da biz de anlasak. Ama İlker Bey hem entelektüel alandaki kitap yazma faaliyetlerini sürdürürken hem de en sonunda siyasi bir mesaj verdi. Ve şimdi topyekun çullanıyorlar İlker Bey'e. Ben zaman zaman Sayın Başbuğ'u eleştirdiğim oldu ama herhalde Başbuğ'dan da bir Fethullahçı çıkartmak absürt olur diye de düşünüyorum. Bu işleri bilen, gazetecilik yapmış olan bu süreçte birisi olarak bir, zamanlama hakkında ne diyorsun? İki, tartışma hakkında ne diyorsun? Ve elbette tabii siyasi ayak deyince ne anlamamız gerekiyor? Yani bu hani İlker Başbuğ'un söylemesine gerek yok. Hani bir de bu ne zaman ortaya çıktı bir milat var ya, bir milat belirliyor. Şimdi iktidarın miladı AKP'nin çizdiği şeyde 17-25 Aralık. Ondan öncesi yok. Ondan öncesi gayet hiç olmamış gibi hatta. Şey bütün hafızayı da sildiler. Hani bugün Fethullahçılara ait medyanın yasaklanması ve bütün arşivinin yok edilmesi Fethullahçıların fikirlerinin yok edilmesi değil. O işbirliği döneminin yok edilmesidir. Çok hafızayı silmedir. Çok aslında çünkü ulaşamıyorsun. Bir sürü şey söyleyeceğiz şimdi. O söylediklerimizi Zaman Gazetesi'nin arşivine ulaşamıyorsun. Evet. Çok önemli. İnanılmaz. Türkiye'de bir dönemin bütün arşivleri sildiler bu arada. Çok acayip. Ayrıca derginin adı da sızıntıydı yani. Bunlar sızar mı tartışması vardı. Sızıntı ta 70'lerin başında çıkmış. 12 Eylül döneminden de gelen. Bu özellikle silinmiş ve o dönemi unutturmak için yapılmış bir operasyondur. Fethullahçılıkla ilgisi yoktur. Şimdi 2004 yılında yanlış hatırlamıyorsam Milli Güvenlik Kurulu'nda Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanlığında Fethullah'la mücadele edilmesi gerektiğine dair bir belge vardı. Hatta bunu sonra Fethullahçı AKP kavgasında 2004'te altında Erdoğan'ın imzası da var diye dershane kavgasında saldırmaya kalkışmışlardı. Şimdi 2004 yılındaki o belgeye baktığınızda zaten devletin içerisinde nasıl bir yapılanma olduğu, kim olduğu her şey ortaya çıkar. Ama geldiğimiz yerde tartışma başka bir şekilde. Bu siyasi ayak tartışması bir uyuşturucuya dönüşmüş durumda. Zaman zaman muhalefet de buna aslında birazcık da katkı sağlıyor bu tartışmaya. Şöyle, şimdi Tayyip Erdoğan'ın Fethullahçı yapıyla mücadele etmediğini söylemek doğru değil. Hani bu doğru olmaz. Burayla bir mücadelesi var ama hangi Fethullahçı yapıyla? FETÖ'yle mi var? Fethullahçılarla mı var? Gülencilerle mi var? Ya da o yapının tam bu ne demek? Şu açıdan. Tam bu yapının her bir. Mesela şimdi Tayyip Erdoğan'ın devşirdikleri Fethullahçılara hiçbir şey olmuyor. Şimdi bak bu kişisel bir süzgeçten aklanılacak bir süreç değil. Yani sen diyorsun ki hukuk gibi nesnel ölçüsü olan bir yerden geçmiyor, Erdoğan'ın pragmatik siyasetinden geçiyor. Doğru mu? Evet, tamamen öyle. Yani bak, hukuken aklanmıyorlar. Aklanmıyorlar. Evet, hukuken, siyaseten aklanmıyor. Erdoğan'ın tercihine göre. Diyelim 17-25 evet, ama yani 20 yaşında genç bir anne hiçbir şeyden aklanamıyor yani. Evet. Hiçbir siyasetle alakası olmayan. Bak, hani... İsim anlatayım. 17-25 Aralık diyelim ki milat. Tamam. Orası milat olsun. O tarihten sonraki olan ilişkiler de yine hukuk anlamında hukuksal bir süzgeçten geçmeliydi. Yani kişisel bir süzgeçten geçmesi Türkiye'ye çok şey kaybettirmiştir. Özür dilerim, şunu da söyleyeyim. Sevgili seyirciler, Mustafa Hoş önemli bir şey söyledi. Bu kategorik anlamda açsın diye söylüyorum. Şöyle bir sınıflandırma hiçbir biçimde olamaz. 17-25'in öncesi ve sonrası diye bir şey olamaz. Yani yok, suç vasfı taşımak... Resmi bir belge aranıyorsa 2004. Tabii tabii. Güvenlik Kurulu kararı. Bu önemli. Şimdi isim devam et. Şimdi 17-25 Aralık'tan önce... Fethullahçılar 2 tanesi büyük başkaldırışı oldu ülkede. Hı hı. Bir tanesi darbe girişimiydi. En üst düzeyde. 7 Şubat MİT krizi deniyor ama 7 Şubat MİT darbe girişimidir. Onun üzerinden asıldaki orada bütün mesele sadece MİT değildi. Bütün ulusal güvenlik sisteminin ele geçirme kavgasıydı. Genelkurmay'da bulunan dinleme sistemlerinin MİT'e devredilmeyip kendi özel bir yapıya devredilmesini sağlamak ve bu arada da MİT'teki etkinliği artırmak için yapılmış bir hamleydi. Yani 17-25 Aralık'tan çok daha derindir, çok daha serttir ve çok daha hedefe dönüktür ki Tayyip Erdoğan alacaksanız beni alın demiştir 7 Şubat'ta. Alacaksanız beni alın. Kendini ortaya koymuştur. Yani şu doğru, onu söyleyelim hatırlatmak için. Tayyip Erdoğan 17-25 bir darbedir söylemi aslında doğru. Hükümeti devirmek istemişlerdir. Doğru mu? Devirmek, daha öncesini anlatıyorum. Daha öncesi var. Oraya gelene kadar. Şimdi milat 17-25 Aralık'taki o milat almanın saçmalığını anlatıyorum. 7 Şubat böyle bir darbe girişimidir. Tayyip Erdoğan'ın kendini koymasıyla ortaya olmamıştır. Sonra dershane kavgası çok sert olmuştur. Çünkü can damarı para kaynağına oraya bir hamle yapılmıştır. Ve bu ikisi olduktan sonra 17-25 Aralık'tan 6 ay önce Bülent Arıç Pensilvanya'ya gitti. Fethullah Gülen'le görüşmeye. Dedi ki, dershane 2013'ün yazında özellikle çok alevlenmişti. Evet. Değil mi? Çok sert. Bir bildiri yayınlanmıştı. Ama daha önce başladı. 2012'de başladı. Hani ben çok daha önce aslında başladı. 2009'dan itibaren bunun olduğunu, kavgasını şimdi yazan da birisiyim. Hani kitaplarda da yazmıştım o süreci. Şimdi 17-25 Aralık'tan 6 ay önce Pensilvanya'ya giden Bülent Arınç diyor ki Erdoğan'a, çıktı bunu TRT'de anlattı. Bu konuşma çok önemli bir konuşmadır. Sadece konuşmanın içeriğini anlatmıyorum. Bir yasal olarak milat alınan şeyin aslında Türkiye'ye neyi kaybettirdiğini anlatıyorum. Ben Fethullah Gülen'le görüşeceğim. Pensilvanya'ya gidiyorum. Bana söyleyeceğiniz var mı diyor. TRT'de Bülent Arınç bu konuşmayı anlatırken Tayyip Erdoğan aynen şu sözü söylüyor. Bülent Arınç'ın anlattığıyla. Selamlarımı söyleyeyim, bir emri var mı? Sor diyor. Doğru. Bir araya girebilirim. Bu çok ilginç. Yani mesela bu 7 Şubat MİT kriziyle 17-25 Aralık 2013 arasında geçen sürede iki tarafta sanki araları çok iyiymiş gibi yaptı. Tamam. Evet. Hatta evet. Türkçe olimpiyatlarına gitmiştir arada. Tam onu söyleyeceğim. 7 Şubat MİT şeyinden sonra gidip Türkçe dön bu hasret bitsin konuşmasını orada yapmıştır. Hı. 7 Şubat MİT'ten sonra tarih sıralaması da böyle. Şimdi MİT krizi olmuş. Dershanede çok sert kavgalar olmuş. Ve bu dershane kavgasını en sert sürdürenlerden birisi Hüseyin Gülerce'dir. Tekrar başta anlattığım Tayyip Erdoğan'ın süzgecinin neye mal olduğu için de önemli bir örnektir. Onu az sonra söyleyeceğim. Ve Bülent Arınç'ın bu aktarımla bir emrim var mı diye Pensilvanya'ya soran birisinin şöyle bir şey, siyasi ayak diye tartışması olamaz artık. Çünkü bu bir belgedir. TRT arşivi oradadır. TRT'de yayınlanmıştır. Bizzat Bülent Arıç'ta, döndü. Sarayda koltuk sahibidir. Şimdi bu kadar net şahidi orada, konuşanı orada, ilişki biçimi orada. Şimdi onun onda birini yapsa birisi zaten sokakta gezemez ve gezemiyor. Şimdi bu dediğim gibi 17-25 Aralık'ın nasıl bir saçma milat olduğu, hukuksal bir milat olmadığı da burada net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Hüseyin Gülerce İlker Başbuğ'un Fethullahçı olduğunu ima ediyor. Ya Bak, distopik hiçbir metinde bunu yazamazsınız. Yani distopik bir metinde bile yazamazsınız. Kimse buna gülen kargalar güler. Hayır. Ya şimdi birisi Fethullah Gülen'in ibrikçiliğini yapmış birisi. Birisi de Fethullah Gülen'in hapse atılmış, AKP ile güçlü olduğu dönemde hapse girmiş bir genelkurmay başkanı ki muazzaf olarak hapse giren genelkurmay başkanı tek Türkiye'de. Bir de terör muazzaf değildi galiba. Terör emekliyken muazzaf değildi. Emekliyken girdi ve terör örgütü üyesi olmakla girdi. Muazzaf olan 2012'nin Haziran'ında muazzaf olarak alınmak istenen Saldıray Berk'ti. Evet. Orgeneraldir. 2012'nin Haziran'ında tutuklandı değil mi? Yani evet. Şimdi bu dediğim gibi kişisel süzgeç Türkiye'ye Fethullahçılarla yüzleşme anlamında çok şey kaybettirdi. Bunun sorumlusu da AKP'dir. Şimdi AKP içerisinde az önce dedim ya Tayyip Erdoğan evet Fethullahçı, FETÖ denilen yapıyla mücadele ediyor mu? Ediyor. Ama hangi Fethullahçılarla, hangi FETÖ'yle ya da Gülencilerle ediyor sorusunun karşılığı yok. Çünkü orada herhangi bir şey... Ölçüleri kendi koyuyor çünkü. İşte biz bilmiyoruz. Şimdi onun siyasetine göre değişiyor. Ölçü, hukuksal anlamda hiçbir ifade etmez. Evet. İleride de etmeyecek. Ve bence... bir Fethullahçı yapılanmayla Türkiye'nin yüzleşmesi ve hesaplaşmasının önündeki de en büyük engel bu olacak. Yani 17-25 Aralık öncesindeki tutumu neydi? Sonra ne oldu? Kriter bu. Evet. O. Hukuki bir kriter değil bu. Şöyle, şimdi bu başlangıcı da şöyle bir şey. Yani Siyam ikisidir bunlar aynı zamanda. Fethullahçılarla. Herkesin de maşallah ne güzel benzetmeleri var yani. Başlangıcı böyledir. Simbiyotik. Siyam sende bir şey yok. Ne söylediği gibi. Siyam ikizine ben söylüyorum. Neokonlarla olan işbirliği tamamen öyledir. Yani. Sonra ayrışmışlardır çünkü hem geldikleri gelenekler yani kendi yapıları itibariyle Siyam ikiz değillerle ilişkileri benzer olabilir bir tarafla. Yani. Bunu tavanda çok zor ama tabanda böyle bir şeye dönüşmüştür. Siyam ikizine dönüşmüşlerdir ve sosyolojileri çok benziyor hemen hemen aynı zaten. Yani işte Atatürk düşmanlığından tutup neokonlarla yani, işbirliği ve ılımlı İslam denilen şeyin Türkiye'nin merkezi yapılmasında ortaktırlar. Misal bugün MHP'nin İç Anadolu'da veya İç Doğu Anadolu'daki sosyolojisi nasıl AKP ile hemen hemen aynıysa eski cemaatin sosyolojisi de çok yakın çok. Evet öyle. Şimdi peki bu siyasi ayak işinde hani bu hukuksal çizgi, hukuksal sınır belirlenmediği için de çok iç içe geçmiştir ve sonuçta hep yaygarayla bu işin üstü kapatılıyor. Oysa bu önemli bir şeydir. Türkiye'nin meselesidir ve Fethullahçı olan yapılanmanın Türkiye'deki karşılığı da şudur. Hiçbir yapı bu kadar çok nefret edilmemiştir. Bu nefreti Tayyip Erdoğan AKP çıkarı ve kendi kişisel çıkarı için kullanmış. Peki sen şuna katılıyor musun? Bu soruyu önemli buluyorum. 15 Temmuz'dan sonra özellikle hep söylendi. Fethullah Gülen ekibiyle yani FETÖ denen, Fethullahçı terör örgütü denen yapıyla Türkiye'de Erdoğan dışında kimse mücadele edemez söylemine katılıyor musun? Yani bu doğru. Yani bunun nedeni böyle edemez. Doğru. İkna etme bağlamında. Çünkü çok güzel bir tartışma. Bence de önemli. Hüseyin Gülerci'yi yanına alamazsın. Ya Latif Doğan denilen bir kişi vardır. Fethullah Gülen'in en yakınlarından birisidir. Peygamber gibi anlattığı bir Fethullah kitabı yazmıştır. Havada uçtuğunu falan Kabe'ye 6-7 kez gittiğini söyler o kitapta. Aynı kişi Şeytan Fethullah diye kitap yazdı. Ne güzel. 17'den önce mi sonra mı bunu yaptı? Sonra. Bu kritik olan bu işte 17 İşte mi? Bütün mesele sadece o değil. Emniyet yapılanmasının başındaki olan adam, bütün kurgulayan illegal yapının yapındaki adam Tayyip Erdoğan AKP saflarına geçmiştir. Şimdi derin yapılanmanın içerisindeki olan adamları söylüyorum. Yani sonuçta AKP'lileştirilen, devşirilen Fethullahçıların şu anda Fethullahçı yapıdan yapının ilk herhangi bir şeyin yapıp yapmadığı tartışmasını mesela yapamıyor Türkiye. Noktalı virgül. Devam edeceğiz burada. Kadri, süre az olduğu için bu tartışmayı sürdürelim. Erdoğan'ın Gülencilerle işte yani mücadele etme kudretine sahip tek kişi olduğu tezi. Çünkü ya bu muhtemelen aynı sosyolojiye hitap etmekten dolayı orayı ikna etmek bağlamında söyleniyor. Bu senin haklı bulduğun bir şey. Bir de şu pragmatizm çok yerinde bir şey söyledi hoş. Yani Hüseyin Gülerce gibi bir vaka ibretlik olsa gerek. Yani Hüseyin Gülerce ibretlik. Çok uzun süre medyada Fethullah Gülen'in Türkiye'deki birinci ağızdır diye pazarlanan, öyle olup olmadığını biz bilemeyiz ama pazarlanan o kadar eşte, bunu söylendiği zaman gururla itiraz etmeyen eşdeğer sayılan birisi ağzına geleni söylüyor. Öte tarafta Genelkurmay Başkanı adamın şeyi ortada, sevin sevmeyin Fethullahçılar tarafından içeri atılmış bir adam. Onun tarafından suçlanabilir hale geliyor. Yani bu tabii acayip bir şey. O zaman da şu oluyor. Bunların hepsi Recep Tayyip Erdoğan döneminde oluyor. Yani bu nasıl mücadele? Kim kimle mücadele ediyor? Sanıyorum bu bölümü senle bitireceğiz. Peki hemen o zaman bir alt okumayla, ters okumayla ben cevap vermek istiyorum. Türkiye'de Fethullahçılarla RT'den, Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası mücadele edemez iddiası. Çoğunlukla da 15 Temmuz darbe girişiminden sonra iktidarla ittifak ilişkisi içine giren, ölçülü ve kısıtlı bir ittifak ilişkisi içine giren çevreler tarafından. Kimi kastediyorsun? Yani mesela işte Aydınlık Grubu vesaire, onlar ittifak ilişkisi içine giren çevreler tarafından. Artı iktidarın işte giderek otoriterleşen, yani demokrasiden, hukuk devletinden hızla uzaklaşıp otoriterleşen gidişatını meşrulaştırmaya çalışan bir takım, bunları ben bizzat kulaklarımda duyduğum için bürokratlar tarafından söylenen, dolaştırılan bir hikaye bu. Bu bir efsane. Ben buna şöyle bir cevap vereceğim. Ve onun niye böyle cevap verdiğimi de açıklayacağım. Ayaklardan bahsettik. 8 tane falan ayak saydık, daha da çoğaltabilirdik. Yani kala kala dedik Türkiye'de siyasi ayak kaldı. Bu siyasi ayak da çıkmıyor ortaya ve çıkamaz dedik. Bu ne demektir artık? Bu şu demektir. Artık Recep Tayyip Erdoğan FETÖ'yle mücadele etme kapasitesini tüketmiştir. Ya da vazgeç diyorsun. Artık bu saatten sonra Recep Tayyip Erdoğan'dan FETÖ'yle daha fazla mücadele etmesini, yani FETÖ'yle mücadeleyi daha ileriye götürmesini, daha derine indirmesini beklemek mümkün değildir. Bunun imkanı yoktur, bunun kapasitesi yoktur. Neden? Çünkü zaten yapabileceğini yapmıştır. Yaparken de tabii yani mücadelenin nasıl yapıldığı, Türkiye'nin o hal şartlarında nasıl hukuktan, demokrasiden falan, hatta bir kanun devleti dahi olmaktan çıktığını hepimiz biliyoruz. Ben bugün pasaport almakla falan uğraşıyorum. Mahkeme tarafından pasaportumun, yani yurt dışına çıkış yasağımın 21 Kasım'da mahkeme tarafından kaldırılmasına rağmen hala pasaportumu alamadım. Çünkü bir OHAL KYK'si yasaya dönüştürülmüş durumda ve bu yasa gereği de mahkeme ne karar verirse versin bütün yurt dışına çıkışlar hususunda prosedür gereği formel olarak kararı verecek olan emniyet. Yani yargının hükmü yok. Yargının bir hükmü yok. Anında bana vermesi gerekiyor pasaportumu. Karar elinde. Niye gidiyor, alamıyor mesela? Hayır diyor ki bu kapılara yazılar yazacağız. Yazıların sonuçlarını bekleyeceğiz. Sonra komisyona girecek. Komisyon cevap verecek. Komisyon oraya yollayacak. Kafkaesk bir şey. 21. yüzyıldayız. Yasağı koyarken, kaldırırken 19. yüzyıl şartta. Bütün kapılara yazılar yazılıyor, bilmem neler, saçma sapan şey. Ya yargı kaldırmış işte. Yargı koymuş, yargı kaldırmış. Bunu niye anlatıyorum? Şunun için. Bu mücadele, o hal şartlarına yapılan mücadele, Türkiye'deki otoriter gidişin katmerlenmesine, ağırlaşmasına, derinleşmesine de neden oldu ve bu istendi. Böyle olsun istendi. Yani bu kullanıldı aynı zamanda. Şimdi dolayısıyla ama geldi bu kadar yani Fethullahçı örgüte karşı bu kadar amansız ve bu kadar büyük, aslında insan hakları açısından falan da, hukuk ilkeleri açısından da falan eleştirilere neden olduğunu biliyoruz. Bunların büyük, yani bunlar kayıtlara geçiyor. Sürekli olarak bu yapılıyor. Büyük bir hukuk ve insan hakları açığı ortaya çıkıyor falan. Ama buna rağmen mesela siyasi ayak çıkmıyor ortaya. Yani elinde bu kadar güç var, kullanıyorsun. Ama siyasi ayak çıkmıyor. Ben orada bir orada şey var. Siyasi ayak niye çıkmıyor? Reklama gideceğim. Yani siyasi ayak niye çıkmıyor? Niye? Çünkü burada kalsın bir heyecan. Hayır, çünkü istenmiyor çıkması. Cevabı vermedi. Tamam, orada yani başka cevapları da olabilir. Burada çünkü sınıra gelinmiştir artık. Bu hikaye bitmiştir. Bittiğinin de ilan edilmesi lazım. FETÖ'yle mücadeleyi artık bundan sonra yapacaksa Erdoğan ve AKP iktidarından sonra gelecek olan bir geniş tabanlı bir koalisyon yapacaktır. Yapamadığını yapacaktır. Sen yani iktidarın yapamadığını yapmak zorundadır Türkiye. Başka türlü buradan çıkamaz. Bunu aklıma yazdım. Şimdi bu yapılan Sonder komando gibi kullanılıyorlar. Onu da anlatırsın ya nasıl kullanıldığını. Dönüşte ama. Evet, evet. Sevgili seyirciler, bana gelecek kamera. Sevgili seyirciler, reklama gideceğiz. İki şeyi entelektüel züppelik saymazsanız söyleyeceğiz. Bir tanesi çok güzel bir tarifle Kafkaesk dedi Kadri Gürsel. Biliyorsunuz. Kafkavari. Kafkavari. Kafka'nın Dava romanı hakikaten bizim için bugün uygundur okunması. Kafka'nın her şeyi bugüne çok uygun ama dava ayrıca uygun. Kadri de fiili olarak onu yaşıyor bugün. Güzeldir. Distopik dedi şeyde. Mustafa'da. Orada da George Orwell aklımızda olsun. Neden bunu yapıyoruz? Edebiyattan nasibini almamış toplumun ilkel tartışmalara, içeriksiz tartışmalara mahkum olduğunu anımsatalım diye söylüyorum bunu. Dönüşte ne yapacağız? Dönüşte şunu yapacağız. Biraz Cehda'dan başlayıp bir tür hemen hızla bu medya meselesindeki kim kimdir'i bu işte konuşacağız. Şey hoşuma gitti. Geniş tabanlı bir koalisyon söylemi. Bu geniş tabanlı koalisyon demek İttifak demek mi yoksa eski parlamenter rejime dönerek bir koalisyon kurulması demek mi? Çünkü ittifak farklılıkları ortadan kaldırılıyor. Halbuki koalisyon bir uzlaşı metni getirir. Türkiye'nin buna ihtiyacı var mı? Bereketli bir tartışma. Orada Mustafa Hoş'un bize yayın dışında yaptığı ağır bir eleştiri var. Sizi diyor ideolojik zehirlenme kör etmiş. Dolayısıyla Türkiye'de yaşadığınızı görün. Ben de şimdi biraz onun üzerine yürüyeceğim çünkü. Oradan gideceğiz. Onu hemen bitirir bitirmez İdlib meselesinde Türkiye bir savaşa giriyor mu meselesini konuşacağız. Orada ben Bahçeli Bey'in tavrını çok ilginç bugün diyor. Rusya'dan da çok aynı zamanda Bahçeli'ye enteresan bir yanıt var yani. Enteresan. Yani bunları yapacağız ama asıl bomba gerçekten Zindaşti konusunda hiç duymadıklarınızı Mustafa Hoş söyleyecek. Elimizde o da var. Bunları bu akşam halletmeye çalışacağız. Saatlerimizi hep beraber siz orada ben burada ayarlayalım. Arkadaşlar saat 21.47'de ayrılıyoruz. Gideceğiz geleceğiz. Saat tam 22'de buradayız. Bütün bu meseleleri merak ediyorsanız bizimle olunuz. Kısa bir ara ardından beraberiz.